Artık bu dersi size ben gireceğim. Sizler de çalışıp çabalayıp sonlara geldiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam Habibi, son nebisi olan Muhammed Mustafa'ya, aline ve ashabına ve kıyamete kadar onun aziz davasını sürdürenlerin üzerine olsun. Saygıdeğer eğitimci arkadaşlar, sevgili gençler, sevgili yavrularımız ve değerli hanımefendiler. Tesettür Seferberliği ve Erdemli Kadınlar Derneği olarak sizleri en kalbi duygularımızla ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Rabbimizin ayetlerinden bir ayet olan tesettür gündemiyle bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Programı nice güzel hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Malumunuz üzere tesettür, Rabbimizin emri, Kur'an-ı Kerim'in ayeti, İslam'ın şiarı ve Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın kırmızı çizgisidir. Bu sebepledir ki tesettür için atılan her faydalı adımın, tesettür için söylenen her güzel sözün, tesettür için yapılan her bereketli işin Rabbimiz nezdinde kıymeti sayılamayacak kadar çok büyüktür. İşte böylesine önemli ve güzel bir programda emeği geçen tüm kardeşlerimizi sizlerin huzurunda tebrik ediyor. Yüce Rabbimizin katında ecirlerinin kat kat olmasını niyaz ediyoruz. İlk defa tesettür ile müşerref olan tüm kardeşlerimize de çıktıkları bu nurlu yolda muvaffakiyetler diliyoruz. Bu vesileyle son zamanlarda kirli bir algı oyunu ve manipülasyon türü olarak tesettürden çıkma hikaye adı altında verilen kara propagandalara karşı da şunu ilan ediyoruz. Tesettür ile şereflenen şu gençlerimiz bu kara propagandalara alemi saçtıkları nurları ile baş kaldıracaktır. Güneşi balçıkla sıvamak ne mümkün? Elbette karanlık nura tebdil olacaktır. Bakınız, yüzyıllardır İslam'a ve İslam'ın kutsallarına savaş açanlar önce tesettüre savaş açtılar. Zamanda ve zemine göre tarzları, metotları, üslupları değişse de hedefleri, zihniyetleri hiç değişmedi. Kimi zaman özgürlük kavramıyla çıktılar sahneye, kimi zaman kadın hakları eşitlik maskesiyle, kimi zaman moda, estetik, kozmetik üzerinden sıyırmaya çalıştılar tesettürü mümin bedenlerden ve ruhlardan. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olmadılar ve olamayacaklar. Çünkü iman ile yoğrulmuş milyonlar daima bu kutlu emrin hafızı ve muhafızı olarak en izzetli şekilde set oluşturdular tesettürün önünde. Hatırlayalım. Hicretin ikinci yılında alışveriş için Beni Kaynuka çarşısına giden Ensar'dan Müslüman bir hanım. Gittiği kuyumcuda şu an Filistin'de Gazze'de yapılan zulümleri aratmayacak Siyonistçe bir kalleşlikle orada bulunan bazı Yahudilerin tesettürüne el uzatması sebebiyle saldırıya uğramıştı. Kadının etraftan yardım istemesi üzerine çıkan olaylar sonucunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendileriyle daha önce sulh anlaşması olan ve İslam'a olan kimlerini Müslüman bir kadının tesettürüne saldırarak açığa vuran bu bozgunculara karşı asla müsamaha göstermemiş, onlara gerektiği gibi karşılık vermişti. İşte bu olay İslam'ın kutsallarından bir tanesi olan tesettüre karşı hazımsızlık gösteren, saldıran gruplara karşı nebevi çizgi üzerinden en güzel dersi vermektedir. Zira tesettür bir bez parçası, bir giyim şekli veya bir aksesuar değil, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kırmızı çizgisi ve Yüce Allah'ın ayetidir. Bu sebepledir ki yüzyıllardır küresel şer güçler ve ifsat çeteleri daima İslam'a olan kimlerini tesettüre karşı nice sinsi oyunlar üzerinden savaş açarak ortaya dökmüşlerdir. Ancak şu
Tarih boyunca ve şimdi Rabbimizin bu kutlu emrini başlarının üstünde, ruhlarının önünde ve tüm yaşamlarına yön verecek şekilde taşımak ve yaşatmak için seferber olan mümin kadınlar ve mümin erkekler tüm mevcudatlarıyla bu yüce emre amade olmuş ve olacaklardır. Zira tesettür seferberliği karanlıklardan nura bir çağrıdır. Tesettür seferberliği iffet, haya, edep ve takva ile taçlanmış bir hayata davettir. Tesettür seferberliği vahiy ikliminde, nebevi öğretilerin gölgesinde iki cihan saadetine erişmiş erdemli bir neslin müjdecisidir. Rabbimiz bu niyetle, gayretle, istikamet üzere ihlasla yol alanların yar ve yardımcısı olsun. Tesettür seferberliğine nefer olan tüm hayasız akımlara karşı imanlı silesiyle soluna kalkan olan erdemli erkeklere ve erdemli kadınlara selam olsun.